yarın evleniyoruz. Sanki rüyada gibiyim. Ama ben ne giyeceğim? Gece bitmez. Ne sana, ne bana. Gece bitmez. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Bu gece senden ayrı geçireceğim son gece olacak. Fazla mı sade oldu acaba? Ona sorsam mı bir? Çalışıyordur. Biz... Bütün gece yoktun. Artık bizimle yemeğe oturmuyorsun. Varsa yoksa o kız. Beni kale almıyorsun. Bundan sonra neler olacağını kestiremiyorum. Korkarım ki o kız yüzünden... Yakında anneni de kapının önüne koymayı. Sakın anne. Bu sen değilsin. Benim tanıdığım Afife Demirhan'ın sözleri değil bunlar. Eğer bazı şeylerin eskisi gibi olmasını istiyorsan... ...sen de biraz adım atmalısın. Thank you.
Kenan, bana yardım et ne olur. Abimlerin nikahına ne giyeceğimi bilmiyorum. Tamam, dur bir sakin ol. Sence bu mu? Güzel. Peki. O zaman bu. Bu da güzel. Bu? Aa, çok güzel. Ama üçüne de çok güzel dedim. Yani üçünü üst üste giyecek halim yok ya. Yani Nurşan... Ne bileyim. Bana sorarsan üçü de çok güzel. Hatta böyle bile nikaha gidebilirsin. Yok artık. Abimlerin nikahına günlük kıyafetlerle mi gideceğim? Üstelik bir nikah şahidiyken. Her halinde o kadar güzelsin ki. Yani nikaha böyle gitsen... İnsanlar nikah için böyle giyindin sanır. Yoksa sen günlük kıyafetlerle gidebilmek için yol yapıyor olmayasın. Eğer öyleyse hiç boşuna uğraşma. Çünkü takım giyip kravat takacaksın. Affedersiniz hanımefendi de. Yani her ne kadar dağ adamı olsak da insan içine nasıl çıkılır? Çok iyi biliyorum. Peki. Ne kadar garip değil mi? Abimler evleniyorlar, kavuşuyorlar. Feriha abla. O da o kadar inat ki yani Nuh diyor, peygamber demiyor. Bence ondan bir tane de burada var. Yani sen de çok inatçısın ya. İnatçı Leydi. Hiçbir fırsatı kaçırma ama hep laf sok, tamam mı? Feriha abla. Sen mektubu mu okudun? Bugün el ele. Yeni bir başlangıç. Thank you.
Müsaitsen geliyorum. Gelebilirsin. Günaydın. Nikah stresi mi yoksa başka bir şey mi var? Annemi düşünüyorsun değil mi? Ne diyecek? Ne yapacak? Biz ne karar verdik? Bugün bunları konuşmuyoruz. Birazdan nikahımız var. Müstakbel işim, evleneceği için mutlu olmak yerine kaygılarla uğraşıyor. Bugün bizim en mutlu günümüz. Hiçbir şeyin bugünün güzelliğini bozmasını istemiyorum. Ben mutluyum. Hem de çok mutluyum. Bak. Kıyafetimi de seçtim. Heyecandan ölmek üzereyim neredeyse. Yalnızca kimse üzülsün istemiyorum. Gözler, gözlerimin içine baktığı sürece hiç kimse üzülmeyecek, merak etme. Ama olur da bir gün bu gözleri göremezsem, buna kim sebep olduysa benden çekeceği var demektir. Benim artık hazırlanmam lazım. Şu imzayı hayırlısıyla atana kadar annemden uzak dur. Moralim bozulsun istemiyorum. Nikah saatini sabırsızlıkla bekliyorum. Niye sanki bunca yıla mektubu okumadım ki? Bilseydim her şey daha farklı olabilirdi. Feri ablacığım, kırgındın, kızgındın. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Kendini bu kadar üzme ne olur. Senin de kalbini kırdım. Şimdi bunları düşünmene gerek yok. Ablacığım. Bulmuşsun mektubu. İyi ki okumuşsun. Yoksa gerçekleri öğrenmeden ölüp gidecektim. Peki, şimdi ne yapacaksın? Ne yapabilirim ki?
ayaklarının altından çok sular aktı. Ne ben eski Feriha'yım. Ne de o eski Fikret. Ablacığım, olur mu öyle şey? Hayat size ikinci bir şans verdi. Bence bu şansı kullanmanız lazım. Dün Fikret'e öyle ağır konuştum ki... bir daha yüzümü bile görmek istemez. Hira ablacığım. Bak Fikret abi... öyle birkaç sözle senden vazgeçecek birisi değil. Senin adını duyduğunda nasıl baktığını ben çok iyi gördüm. Evet kızgın. Evet üzgün. Ama sana değil. Kendisine. Aranızdaki sevgi bunca yıla rağmen hala bitmemiş. Ablacığım. Böyle yarım kalmasın. Bak istiyorsan seni Fikret abinin yanına götürebiliriz. Evet. Hem de hemen götürebiliriz onun yanına seni. Ne dersin? Yine bir şey olmuş. Söyle hadi. Seni dinliyorum. İsteğiniz üzere Nurşah Hanım'ın o beyefendiyle olan ilişkisini araştırdım hanımefendi. Konuşsana. Ne öğrendin? Nasıl bir şey yapsam acaba? Böyle mi yapsam? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl bana söylemez? Benim kızım benim haberim olmadan böyle bir şey nasıl yapar? Ne oluyor anne? Nurşah. Benim onayım olmadan ne üdüğü belirsiz Kenan olacak o adamla evlenmiş. Sakın. Sakın
Benim haberim var bundan deme. Vardı. Sen böyle bir şeye nasıl izin verirsin? Nasıl beni çiğnersin? Nurşah artık çocuk değil anne. Kendi hayatı, kendi kararı. Bizim yapmamız gereken ona saygı duymak. Fikret abi lafın arasında bahsetmişti. Evi buralarda bir yerde olmalı. Ya şuradakilere sorsak mı Kenan? Belki tanıyorlardır. Olur, olur bakalım bir. Feriham. Ne zaman kepazeliklere saygı duymaya başladık? Sen böyle bir şey nasıl olur verirsin? Nasıl sesini çıkarmazsın? İki kardeş birleşip annenizin haberi olmadan işler çeviriyorsunuz. Benim daha başka bilmediğim neler var Orhun? Cevap bekliyorum Orhun. Kızım evleniyor ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Neden? Anlatacağım. Her şeyin bir açıklaması var. Öyle mi? Neymiş bu rezaletin açıklaması? Nasıl açıklaması olur bunun? Göründüğü gibi değil mi diyeceksin? Hı? Ne diyeceksin? Sakin ol. Anlatacağım. Sen ne zamandan beri bu meseleyi biliyorsun? Nurşah evlilik kararı aldığında söylemedi. Sonradan haberim oldu. Bana neden söylemedin? Çünkü Nurşah istemedi. Sebepleri biliyorsun anne. Zamanında Nurşah'tan gizlenen aile meseleleri yüzünden kırgınlığı devam ediyor. Ben de onun kararına saygı duyuyorum. Bu kadar mı? Bu kadar basit mi gerçekten? Kardeşin çocukça misilleme yaptı ve sen de kabul ettin öyle mi? Nurşah çocuk değil. Kendi hayatını kurdu. Kendi kararlarını alıyor. Evleneceği kişiyi seçti ve bunu da söylemek istemedi. Saygı duymak zorundayız. Beni ezdiniz.
Yok saydınız. Beni çiğnediniz. Nurşah aklı sıra benden intikam aldı ve sen de çanak tuttun. Bu öyle bir durum değil. Tam da öyle bir durum. Belki de izin vermeyeceğini bildiği için seni üzmemek adına sakladı. Bana onu savunma. Ben hayatımı size adadım. Bütün varlığımla, bütün gücümle hep arkanıza durdum. Yöntemlerim hoşunuza gitmeyebilir. Ama Nihan'ı, seni, Nurşah'ı korumak için elimden ne gelirse yaptım. Çocuklarım, evin dışında hiçbir hayatım olmadı. Günün sonunda payıma düşen yok sayılmak öyle mi? Bana bunu mu reva gördünüz? Sen de vakti zamanında telafisi mümkün olmayan şeyleri bize reva gördün. Ama ben şimdi bunları konuşmayacağım. Sana bunları tek tek hatırlatmayacağım. Olan oldu. Nurşah kendi kararını verdi, kendine bir yol çizdi. Bize düşen ona saygı duymak. Bunlar mazeret olamaz. Ben sizin annenizim. Benim onayım olmadan evlenen Nurşah'ı asla affetmeyeceğim. Asla. Kim bilir ne kadar zamandır bu anın hayalini kuruyorlar. Onlar adına çok mutluyum. Da keşke bir de konuşabilseler. Yılların düğümü öyle kolayca çözülmez. Baksana daha ne olduğunu bile anlayamadılar. Nurşah, sen de çok acelecisin. Ne yapayım, sabırsızlanıyorum. Sabırsızlandığının farkındayım. Bak ne diyeceğim sana. Küçük bir oyun oynayalım ister misin? Sence ilk kim konuşacak? Bence kesinlikle Fikret abi. Hı. Yani sonuçta anlatması gereken çok fazla şey var. Şu an yaşadığı bir mucize. Tabii nereden anlatmaya başlar onu bilemem. Bence İlk Feri abla konuşacak. Çünkü soracağı çok şey var. Nasılsın? İkisi aynı anda konuştular, gördün mü? İkimiz de kazandık galiba. Bence aşk kazandı. Her iki anlamda da. Thank you.
başındaki belayı söyleseydin keşke. Bilseydim derdini. Bekler miyim ben? Gerçekten soruyor musun bunu? Tabii ki beklerdim. Zaten bunca yıl bekledim. Hem de neyi beklediğimi bilmeden. Neden? Neden bana umut dedin? Senin için Feriha. Senin için. Başıma öyle büyük bir bela geldi ki hiç ihtimal vermedim. Hiç umudum yoktu. Yani atlanacağımdan, erken çıkacağımdan. 25 yıl mapusluk. Ben senin hayatından 25 yıl nasıl çalabilirdim? Mecbur kaldım. Mecbur olmasam yapmazdım. Sen sustun. Gerçekleri sakladın ama hiçbir şey değişmedi. Ben hep bekledim. Hanımefendi. Görüyor musun Nurşan yaptığını? Ne cesaret. Sen git tanımadığın, bilmediğin bir adamla evlen. Ben hiç şaşırmadım doğrusu. Hastaneye geldiklerinde normal arkadaş olmadıkları gayet belliydi Perihan. Hanımefendi, gelebilir miyim müsaadenizle? Afife beklemediği yerden vuruldu. Ha bir de cemiyette duyulursa bu haber iyice perişan olacak zavallı. Yani gerçekten çok tatsız bir durum. Bir Demirhanlı'ya hiç yakışan hareketler değil bunlar. Müsaadeniz olursa ilaçlarınızı getireyim. Doktorunuza haber vereyim isterseniz. Afife'cim iyi misin? Afife Hanım gerçekten çok endişeleniyoruz. Lütfen izin verin girelim içeri. Bunu bana nasıl yaparsın? Rızam olmadın. Bana sormadan. Kızım. Nurşah'ım. Ertelemeyeceğiz. Bir karar verdik. Gereğini yapacağız. Benim kararım kesin. Bu konuyu tartışmak bile istemiyorum. Böyle olmamalı. Afife Hanım'a söylemeliyiz. En azından bu kadarını yapabiliriz. Ne kadar üzgün olduğunu gördüm. Annemin onayına ihtiyacımız yok. Bu bizim kararımız. Yeterince geç kaldık. Artık beklemeyeceğiz. Söylememiz gerekiyor.
Nurşah'ın evlenmesinden çok haber vermemesine kırıldı. Biz de aynısını yapmayalım ona. Ben de biliyorum onaylamayacağını. Bunun hayalini bile kuramam. Nikahtan sonra elbette söyleyeceğim. Saklamak gibi bir niyetim yok. Herhangi bir çatlak ses çıksın istemiyorum. Huzurla çıkalım bu evden, el ele dönelim. Ben de bunu çok istiyorum biliyorsun. Ama... Hiçbir karmaşa yok. Her şey çok net. Biz zaten evliydik. Senin rahatsızlığın nedeniyle zaruri bir durum yaşadık. Şimdi imzalarımızı atacağız. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kadar basit. Konuşacak ne kadar çok şeyleri var. Yani o bankta günlerce otursalar bitmez. Günlerce konuşsalar da sıkılmazlar zaten. Baksana. Birbirleri hakkında çok şey merak ediyorlardır. Daha güzel şeylerden konuşmaya başlamadılar bile. İlk şokun hala etkisindeler. Ama bence bu filmin sonu güzel bitecek. Yani içimde öyle bir his var. Hatta el yükseltiyorum. Bence abimlerin nikahından sonra bir nikah haberi daha alacağız. O zaman ben de el yükseltiyorum. Bir dahaki nikahın şahitleri de biz olabiliriz. Hiç şaşırmam. Ya öyle bir şey olsa çok güzel olmaz mı? Nurşah biz baya baya böyle profesyonel bir şekilde şahitlik hizmeti verebiliriz. Ben sana diyeyim. Olabilir. Kenan ve Nurşah. Nikah salonlarının aranan simaları. Şahitlik ediyor musunuz Kenan'da? Abart. Biraz daha abart. Olur. Bizsiz nikah kıyılmayacak bir kere. Herkes kapımıza kuyruk olacak. Hala tutuklar. Ama yine de mutlu gözüküyorlar bence. İçindeki eksik parçalarını tamamladıklarını hissediyorlardı onlar. Nurşah baksana. Benim bildiğim Feri abla nerede? Şurada sevdiği adamla oturan Feri abla nerede? İkisi de aynı insan. Bir taraftan da kesinlikle aynı insan değil. Bir ışık var yüzünde. Bu haklı bir tespit biliyor musun? Aşkın ışığı bu bence. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Peki bende var mı bu ışık? Ya da dur. Cevap verme. Bizde var bu ışık. Değil mi? En mutlu günümüz bugün. Yeni hayatımızın ilk günü. Sadece bunu düşün. Bizi düşün.
Mutlu olmayı çoktan hak ettik. Pınar. Orhun Bey merhaba. Toplantıyla alakalı bir aksilik oldu da. Seni dinliyorum. CEO'muz Halit Bey rahatsızlanmış. Hayati bir durumu yok ama şu an acil de müşahede altında. Toplantıya katılamayacağını bildirdi. Toplantıya kim başkanlık edecek diye soruyorsun. Evet efendim, ya da iptal edelim nasıl isterseniz. Hayır, iptal etmiyoruz. Yapacağız toplantıyı. Benim toplantı saatinde daha önemli bir işim var. O yüzden sen şimdi karşı tarafı arayıp toplantıyı biri almalarını söylüyorsun. Herkes o saatte hazır olsun. Ben de şirkete geliyorum. Tamamdır Orhun Bey. Sizi bilgilendireceğim. Bir sorun mu var? Bir sorun var. Ama ben de onu halletmek için varım. Sadece hesapta olmayan bir toplantıya katılmam gerekecek. Sen de o arada hazırlanırsın. Musa seni getirir. Zaman nasıl geçtiğini anlamadım bile. Hiçbir şeyim hazır değil daha. Telaşlar tamam. Ama panik yapmana izin yok. Sakince hazırlan. Bugün en mutlu günümüz. Tadını çıkaralım. Çıkmadan bir annemi kontrol edeyim. Sabırsızlıkla saatin 3 olmasını bekleyeceğim. Hanımefendi. Hanımefendi hiçbir şekilde cevap vermiyor Orhun Bey. İçeri girmemize de izin vermiyor. Orhun, gerçekten çok endişeleniyorum. Anne. Anne. Orhun, bir şeyler yapamaz mısın? Lütfen, gerçekten hiç işime sinmiyor benim bu durum. Afife, kendini kapat da bir kere. Kolay kolay çözülmez. İyi bilirim bu hallerini. Çok üzüldü, çok stres oldu. Ama odasından dimdik çıkar. Benim şirkete geçmem gerek. Bir durum olursa haberdar edersin. Emredersiniz efendim. İnsanın çevresi iyi olacak Raşit'ciğim. İyi olacak, zeki olacak. Bak benim arkadaşlarıma ne güzel yatırım yaptık. Ya aferin benim karıma. Çok kısa zamanda harika bir çevre yaptı kendine. Helal olsun valla. Ay senin arkadaşlarına bak. Hepsi faydasız. Onlara para versen hemen at yarışına götürürler. Aman canım, şeytan görsün yüzlerine. Valla bir daha bakmam onların yüzüne. Sindim hepsini gitti valla. Ay çok iyi yapmışsın valla. Şimdi biz bir de zengin olacağız ya, çevremiz zaten hep değişecek. Tabii canım. Var ya, o zaman diyeceksin ki ne kadar cantı bir kocam varmış benim be. Paranın değiştiremeyeceği şey var mı? Beni bile güzelleştirir ha. Ay, çuval çuval paramız olacak be.
Vallahi deme be. Bak ben diyorum ki şu köşeye paraları üst üste koyalım. Gözümüz bayram etsin be. Hayır, koyalım koyalım. Ama hepsini de koymayalım. Ben azıcık para harcamak istiyorum Raşit'cim. Seyahate gidelim, alışveriş yapalım. Ay benim hayallerim var. Hayal mi? Anlat bakayım şu hayallerini biraz be. Bak şimdi. Mesela dünya turuna çıkalım. Şöyle bir zengin rotası çizelim. Böyle ne bileyim Miami'ye, Bali'ye. Ay sonra New York'a gidelim, Londra'ya gidelim. Gezelim gezelim dur. Kış tatili de yapalım. İsviçre miydi, İsveç miydi? Ay ben bu ikisini hep karıştırıyorum. Oraya gidelim. Ay orada kayak yapılıyormuş. Biz de yaparız. Gidelim valla. Teleferiğe de bineriz. Bineriz tabii. Sonra bu adalarda masaj varmış. Ay biz de yaptıralım. Ay gevşeriz azıcık. Valla şöyle komple masaj böyle be. Of be harika olur. Ay çok güzel olur. Aa. Kim arıyor bu münasebetsiz aşurda? İki sohbet ettirmediler. Ay 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 şu yatırım yapan arkadaşım. Alo? Ay canım ay biz çok iyiyiz. Raşit'imle paraları gözlüyoruz. Sen nasılsın? Kötü haber mi? Ne olmuş? Anlasana ne olmuş? Dolandırıldı. Ne? Ha? Aferin ne oluyor ya? Bak anlasana ne olmuş? Ay gitti paralar Raşit. Paralar gitti. Adamlar paralar alıp kaçmış Raşit. Paralar? Bizim paralar mı? Paralar. Ay, mahvolduk. Mahvolduk Raşit. Raşit. Ay gitti paralar. Mahvolduk dünyamız yakaladı Raşit. Ölmüyoruz değil mi? Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Feri ablacığım bize müsaade. Fikret abi. Ablam sana emanet. Başım gözüm üstüne. Kenan kardeşim merak etme sen. Eyvallah. Gitmeseydiniz keşke. Öyle birden ayaklandınız. Yani aslında biz gözlerimizi sizden alamıyoruz. Ama sizin de konuşacak çok fazla şeyiniz var. Öyle göz hapsinde gibi olmaz. Ama daha sonra yine bir araya geliriz. Evet evet Nurşah doğru söylüyor. Yok. Sizi ben bırakmam. Bir dakika bekleyin. Dur. Taze balık tutmuştum. Bu balıklardan sizi akşam için temizleteceğim. Ondan sonra gidebilirsiniz. Fikret abicim hiç zahmet etme. Ne zahmeti Kenan kardeşim? Siz bana geçmişi telafi etme fırsatı verdiniz. Ben sizin hakkınızı ödeyemem çocuklar. İzin verin, şuradaki balıkları temizleteyim. Akşam için yersiniz. Yani abimin nikahına daha vakit var. Bekleyebiliriz istersen. Peki madem. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah, siz oturup bekleyin. Ben geleceğim birazdan. Feriha. Düşüneceğim ve doğru olanı da yapacağım.